yaptık. Yurdakul'a doğru gidiyoruz, Yurdakul'un sitesine doğru. O denize girmiş. Biz tabii daha denizi sita etmedik. Belki burada mı sıkıldık? Değil mi? Bodrum'u bırakıp buraya geldik. Ama David abinin donisi Bodrum'da kaldı. Sola çıkacağız, sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Tamamdır, sağ ol. Sağ ol. Burası Akkum'muş. Biz şimdi Özbek köyünden Ilıksu'ya gidiyoruz. Zaten adı da Ilıksu Caddesi. Bak burası. Yurdakul, pabucu yarık, çık dışarıya oynayalım. Neredeyiz bir tane? Ilıksu askeri kampının yanındaki sitedeyiz. Deniz muhteşem görünüyor. İlk defa deniz ayaklarımı basayım mı? Sok bir tane. Biz buraya yurdakulu görmeye geldik. Yurdakul denizdeyim dedim. Ondan sonra şimdi denizde yurdakul arıyoruz. Deniz burada. Yalnız sevgilim şurada bir tane köpek var. Avadaki gibi GoPro'nun peşine düşerse bakalım ne olacak hal. Ne isterseniz meze bir tane. Meze seçiyoruz. Meze seçiyoruz. Evet, bak bu deniz verilcesi. Sen tabii bu ortamdan çekmeyi seviyorsun. Aynen öyle tabii ortamda çekiyorum. Senin hikayelerin bence bizimkinden daha renklidir diye düşünüyorum. Biliyorum işte kışı buralarda geçirdik. Güzel. Güzel yerlerde geçirdik. Biz Bodrum'da şanslıyız. Gerçekten şanslı insanlardan. Yani burada sıfırın altına düştüğü günler oldu bir iki kere. Yani üç kere soğuk oldu. Ama yani şey yapmadım. Kalın giyinerek. Yani burada hiç kalın bir şeyim yoktu benim. Arkadaşlar getirdi. Yani. Oh, oh ne güzel. Çok seksi bir şekilde. Yurdakulcuğum teşekkür ederiz davetin için. Olsun, aslında geldiniz. Biz kendimiz davet ettirdik ama evet. Artık biraz öyle oldu aslında. Haberim olsa da. İyi de yapmış, iyi de yapmış. Evet. Değil mi?
merhaba. Şunu oraya. Merhabalar. Merhaba. İsminiz ne? Kamila. Kamila, evet. Where are you from? Özbekistan. Wonderful. Aa, Özbekistan köyü var değil mi burada? Özbek yok, köyü burası. Ama Özbek köyü var. Bu hanımefendi Özbekistan'dan. Thank you. Güzel. Birisinin Bu yaz daha uzun yüzeceksin değil mi benimle? Aynur gelmiyor mu yoksa? Aynur gelecek. O gittikten sonra. Kuzenim söyle. Yılan akrep çektin mi aşağıda? Kaçtılar. Seni görünce kaçtılar mı? Dediler bu bizden daha çetine benziyor. Gelmemiz daha doğru olur herhalde. Burada Kuvay da öyle diyor. Bağ bozumunda gelirse. Ekim. Tabii Ekim'de hem şimdi meyvelerin büyüdüğünü de görürüz. Meyveleri ürünü görürüz, üzümleri. Doğru. Hem tadım yaparız. Tamam o zaman bizi yine davet mi ediyorsun Yurdakul? Urla Şarapçılığa gidiyoruz. Değil mi? Yurdakul kuzenim bizi Urla Şarapçılığa götürüyor. Daha önce kendi gitmiş ve sevmiş. Çok hoş yerler. Bilmediğimiz bir yere gitmenin heyecanını tadıyoruz. Uzun zamandır bu heyecana haset kalmıştık. Evet, evlerimizde kapalı kaldık, tıkılı kaldık. Şimdi onun şeyi, acısını çıkarıyoruz. Burada YouTube'da keşfettim Yurdakul. Evet. Epey güzel. Burası Urla Şarapçılığı'nın hem tadım odasının olduğu, tanıtımının yapıldığı, hem şaraphanesinin aşağıdan bayraktarının olduğu yer. Ayrıca üstte Tour Rooms dediğimiz otelimiz var. Tour Rooms'u bir
var. İşte agricultural hospitality diye geçer. İşte yurt dışında da böyle çok nokta atışı yerlere benim tecrübeyi yaşamışlarım. Otellerden biridir. Otelin adından da ambulansın iki tane odası var. Ve konsepti bu. Yani Ayk Yukarısı böyle bir kalabalık bir otel düzeninde bir yer değil. Var. Yapraklanıyorlar. Bağların tam şey aslında yani bir ay öncesi uyanış mevsimiydi. Ve inanılır gibi gerçekten görmenizi çok arzu ederim. Hani başka bir zaman insana inanmıştan sonra bekleyebilirim. Tamamının üzüme dönüşmesini istemiyorum. Nitelikli az üzüm oluşturduğunu istiyoruz. Bu da hani çok önemli bir konudur. Kırmızı mı? Yani siyah üzüm mü yoksa beyaz mı? Hepsi için var. Yani burada farklı üzümler var. Onu katman katman görürsünüz burada zaten. Kabernet Sauvignon var, arkasında başka üzümler var. Bizim 650 dönüm bağlarımız var. Bu bağlarda da hep işte bizim hani çok dikkat ettiğimiz bir şey. Farklı lokal özelliklerde, terroir'daki üzümleri kullanmak istiyoruz şaraplarımız için. O mükemmel kombinasyonu yakalayabilmek için de çok kontrollü bir şekilde, farklı yüksekliklerde, farklı güneş bakımlarında bağlar kullanıyoruz.